Tekrar merhaba. Bu bölümde Camcat 7 ile beraber yeni bir proses ünitesinin simülasyonunu gerçekleştirmeye çalışacağız arkadaşlar. Yeni ünitemiz Packed Column dediğimiz paketlenmiş Türkçesi bilmiyorum tam olarak. ünite Burada Absorber dediğimiz yani absorplama işlemini Simülasyonunu gerçekleştirmeye çalışacağız. Absorber yani absorplayıcıya ait özellikler işte absorplayıcının oluştuğu segment yani bölüm sayısı 20. Şimdi birinci bölümden yani şu aşağıdaki şurayı absorplayıcı olarak varsayacak olursak giren iki tane giren var, iki tane de çıkan var arkadaşlar. Şimdi birinci bölümden şuradan yani şurası birinci bölüm. Birinci bölümünden giriyor. Ee, birinci bölümden giren e, akım 100 Fahrenheit'da ve 50 PSI'da ve 250 Libromol bölü saatte su, water ve 1 Libromol bölü saatte de HCl dediğimiz hidrojen klorit maddesi geliyor yani şuradan arkadaşlar. Aynı şekilde ikinci besleme de 20. bölümden giriyor. Yani en alttan girmiş oluyor arkadaşlar. Burada da bu da işte 80 libromol bölü saatte azot, 20 libromol bölü saatte oksijen, 30 libromol bölü saatte hidrojen klorit e, girişi sağlanıyor. E, Petap P-TAP dediğimiz yani basınç 14.7 PCI arkadaşlar. Sistem şu şekilde çalışıyor. Birinci akım giriyor, aşağıya doğru akıyor. İkincisi de 20. bölümden giriş sağlıyor, yukarı doğru akıyor. Bu akımlar birbirine doğru akarken, yani birbirine zıt akımlarla akarken, absorplama işlemi gerçekleşiyor. Yani ne absorplanıyor? Şu ikinci karışımdaki gaz karışımındaki hidrojen klorit gazı, birinci karışımdaki su tarafından absorplanıyor arkadaşlar. Yani buradaki bir bol mor bölü saatte hidrojen klorit içeren su çözeltisi aşağıya doğru indikçe ne oluyor arkadaşlar? Zenginleşiyor. Niye zenginleşiyor? Çünkü buradan gelen ee, akımı akımdaki hidrojen külüri de absorplamış oluyor arkadaşlar. Ee, kondenser modu 0 reboiler modu sıfır. E, çap 1.08 fit, işte packing yüksekliği dediğimiz paketleme yüksekliği 30 fit arkadaşlar. Yani şu kolon içindeki şurayla Şur arasındaki mesafe neymiş arkadaşlar? 30 metre. Burası paketleme e, diyoruz arkadaşlar ve Şuradan 3 nolu e, çıkış ne olmuş oluyor? Aşağıdan gelen oksijen, azot, hidrojen, klorür gazı çıkışı gerçekleşiyor. Ama bu sefer ne olmuş oluyor? E, hidrojen klorürün birçoğu uzaklaştırılmış oluyor. Bu buradan gelen de su ve az miktarda hidrojen klorür aşağı doğru ne yapıyor? Zenginleşerek buradan çıkışı sağlanıyor arkadaşlar. Şimdi bizim gerçekleştirmek istediğimiz bu ünitenin simülasyonunu gerçekleştirmek istiyoruz. İzleyeceğimiz adımlar ne arkadaşlar? İşte start new simulation dediğimiz yeni bir simülasyon başlatma, sonra ikinci adım olarak mühendislik biriminin seçilmesi, üçüncü adım olarak işte yeni bir flow sheet dediğimiz akış diyagramının oluşturulması, dördüncü olarak ise chemical components yani kimyasal türlerin bileşenlerin seçilmesi, beşinci tür adım olarak işte termodinamik adım. Termodinamik modellerin seçilmesi K değerleri ve entalpi opsiyonlarıyla beraber. Altıncısı yani beslemedeki akımlardaki beslemelerin özelliklerinin belirlenmesi. Daha sonra ünitedeki özelliklerin girilip 8 adım olarak da simülasyonun gerçekleştirilmesi arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? ChemCat'e gidiyoruz. Zaten yeni bir e, görüyorsunuz çalışma alanı açık bir durumda. E, i̇kinci adımımız neydi arkadaşlar? Mühendislik birimini seçiyoruz arkadaşlar. Mühendislik birimini beraber seçelim. Gidiyoruz formattan engineering unit dediğimiz işte Libre Fahrenheit. Tamam English mühendislik birimini seçmiş olduk. Daha sonra diğer adım neydi arkadaşlar? Flow sheet yani akış diyagramının şu şekli getirilmesi, şu şekilde oluşturulması. Kemkette oluşturalım arkadaşlar. Ne var? İki tane akım beslememiz var. Şu şekilde. İki tane de ne var arkadaşlar? Ürün var. Product dediğimiz. Tamam. Ee, şimdi ayrıştırıcılar bölümünden neyi seçmemiz gerekiyor arkadaşlar? Ee, seçmemiz gereken bölüm absorblayıcı olacak. E, problemde de belirtildiği gibi SCDS bölümünden, distilasyon bölümünden sağ tıklıyoruz arkadaşlar. Burada görüyorsunuz birçok opsiyon mevcut. Biz ne yapıyoruz? 2 numaralı PACT ifadesinden ünitemizi seçiyoruz arkadaşlar. Biraz büyütme işlemini gerçekleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi absorber, absorplayıcı olarak seçmiş olduk. Daha sonra bir nolu akım birinci bir numaralı şeyden Kinoğlu hakkında 20 numaralı bölümden beslenmiş oluyor. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Düzeltmek istedik ama biraz daha bozuldu. Tekrar birleştirecek olursak. Tamam arkadaşlar. Sonra çıkış akımını belirliyoruz arkadaşlar. Diğer çıkış akımını belirlemiş oluyoruz. Şimdi ne yapmış olduk arkadaşlar? Akış diyagramını oluşturmuş olduk. Akış diyagramından sonra oluştuktan sonra diğer şeyimiz neydi? Kimyasal türlerin seçilmesi. İşte termodinamik modellerin belirlenmesiyle arkadaşlar. kimyasal türleri seçmek için komponent kısmına giriyoruz. birincisi neydi arkadaşlar? HC ile HCl neydi? Hidrojen klorit diye arkadaşlar. Tam seçiyoruz. Birincisi. İkincisi neydi arkadaşlar? Water. Su. Seçiyoruz. Şiki numaralı. Üçüncüsü neydi arkadaşlar? Oksijen. Seçiyoruz. Daha sonra nitrojen seçmiş olduk arkadaşlar dört tane türümüz vardı okey diyoruz daha sonra karşımıza çıkan termodinamik wizard'dan okey diyoruz ee, işte k değeri için seçilen entalpi hesaplaması seçilen modeller ee, burası okey diyoruz arkadaşlar tamam termodinamik modeli seçtik Termodinamik modelde belirlendikten sonra arkadaşlar entalpi ve termidinamik modelinde k value değerleri ve entalpi değerleri ne yapıyoruz arkadaşlar? Giriş akımlarının özelliklerini belirliyoruz arkadaşlar. Birincisi neydi arkadaşlar? E, bu water artı hcl arkadaşlar. Bunun özelliklerine neydi giriş olarak? Belirlediğimiz 100 pci ve 100 Fahrenheit olarak belirlenmiş arkadaşlar. Tamam. 100 P Fahrenheit ve 50 PCI olarak girmiş olduk. 250 libromol bölü saatte water. 1 libro mol bölü saatte de HCl beslemesi vardı. Burasını bir giriyoruz. Water'a 250 girmiş oluyoruz arkadaşlar. Flash diyoruz ve hesaplama gerçekleştiriyor. Demek ki zaten vapor fraction'ın sıfır olması gerekiyor. Bu su HCl. Çünkü HCl gaz olmasına rağmen suyun içinde absorplanmış durumda arkadaşlar. Okey diyoruz. İkinci akımımızı belirliyoruz arkadaşlar. Burada ne vardı? Hava artı HCl diyoruz. Çünkü oksijen azot karışımı arkadaşlar. Hava olmuş oluyor. Bu da 100 Fahrenheit 50 PCI girdiğini düşünüyoruz. Daha sonra bu neydi arkadaşlar? 80, 20, 30. Yani azot 80, oksijen 20, HCl 30. Bu 30, oksijen 80, azot 20 diyoruz arkadaşlar. Burası da tamam. Burada Flash ettiğimiz zaman gördüğünüz gibi Vapor yani gaz e, fraksiyonu 1 olarak çıkıyor. Zaten gaz halinde olması gerekiyordu. OK diyoruz. Şimdi akış e, e, için yani iki tane akış e, akımı için özellikleri belirlemiş olduk. Sıra geldi ünitedeki özellikleri belirlemeye arkadaşlar. Ne yapıyoruz burada? Simülasyon modeli olarak Packed Column Mass Transfer yani iki şıkkı seçiyoruz. Yani yaptığımız şey ne arkadaşlar? paketlenmiş packed kolonumda ama e, kütle transferi ile neyi gerçekleştirmiş oluyoruz arkadaşlar e, işlemimiz gerçekleştirmiş oluyoruz gördüğünüz gibi şu yeşil kısımları bizden istiyor arkadaşlar e, bu absorber yani absorplayıcıdaki segment sayısı bölüm sayısı kaçtı arkadaşlar e, toplamda 27 peki birincisi nereden giriyordu birden giriyor ikincisi yani ikinci akım nereden giriyordu 20'den aşağıdan girmiş oluyordu tamam burayı belirlemiş olduk spesifikasyonlara geçiyoruz arkadaşlar Burada işte kondenser modunu sıfır olarak belirlemiştik Reboiler modunda Sıfır olarak Belirlemiştik arkadaşlar bu zaten burada bizden başka bir şey istemiyor Ve okey okay diyoruz arkadaşlar Şimdi bize şimdi sorduğu ne e, Diameter dediği yani e, Absorlayıcının e, Çapını soruyor arkadaşlar çapı neydi arkadaşlar 1.08097 olarak belirlenmişti 1.08097. İkinci bizden istediği özellik arkadaşlar yeşille görüyorsunuz yükseklik neydi arkadaşlar yükseklikte 30 fit olarak e, belirlenmişti 30 fit olarak belirlenmiş e, tamam diğer bütün özellikler zaten burada var arkadaşlar okey diyoruz ve bütün özellikleri girdikten sonra sıra geldi ne arkadaşlar simülasyonumuzu Gerçekleştirme. run all dedikten sonra simülasyonumuz şu anda gerçekleşmiş oluyor görüyorsunuz simülasyon gerçekleşti. Herhangi bir e, hata veya uyarı yok. Simülasyon işte bakalım 3'e giriyoruz. 3. E, de görüyorsunuz e, sıcaklık e, buradaki mesela hidrojen klorürün e, miktarı ya yani bunu şeye çevirecek ol, olacak olursak işte bakalım mol fraksiyonuna görüyorsunuz şu yukarıdaki çıkışta yüzde 76 e, oksijen yüzde 21 azot diğer çok az bir kısım yüzde de su ve çok az da hidrojen klorit var halbuki girişteki hidrojen kloridin yani şuradan neredeyse tamamı suya absorplanmış durumda arkadaşlar. 4 numaralı kısma bakalım. Burada da görüyoruz arkadaşlar. Tekrar mol fraksiyonuna gidecek olursak mol fraksiyonu görüyorsunuz. Hidrojen klorit 0.05 diğer kalan kısmı da e, suydu arkadaşlar. Halbuki e, girişteki e, e, su için su miktarı 250, hidrojen klorit e, miktarı da 1'di arkadaşlar. Yani bu yaklaşık ne yapıyordu? 0.003 yapıyordu. 0.003'ten 0.05'e yükselmiş oldu şu akımdaki hidrojen klorit miktarı. Absorplayıcı packed yani paketlenmiş absorplayıcı simülasyonunda gerçekleşmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.